İsraf, kibir ve gurur. İsraf, savurganlık, gereksiz tüketim ve dengesiz harcama demektir. Kelimenin kökü olan seref, sınırı aşma ve aşırılığa kaçma manasını taşır. Yiyin, için fakat israf etmeyin. Zira Allah israf edenleri sevmez beyanıyla Yüce Kur'an, israfı haram kılmış ve şüphesiz saçıp savuranlar şeytanların dostlarıdırlar. Beyanıyla da israf hastalığına tutulanların şeytanla olan yakınlıklarını haber vermiştir. İsraftan kaçınmanın maddi manevi pek çok faydası ve hikmeti vardır. Genelde yüce yaratıcının taksim ettiği rızkın, özelde milli gelirin bütün kesimlere adil olarak dağılımı, piyasanın oturması ve fiyatların istikrar bulması hemen ilk akla gelenler arasındadır. Çünkü israf tüketimi körükleyen, arz talep dengesini bozan ve fiyatların yükselmesine yol açan bir aşırılıktır. Peygamberimiz imkan ve nimetleri kullanma konusunda ciddiyet ve disiplin anlayışı kazandıran şu hadisi ilgi uyandırmalıdır. Bir nehir kenarında da olsan, abdeste yine israf söz konusudur. Gıda maddelerini, özellikle de ekmeği çöpe atmak veya ihtiyaç fazlası su kullanmak israf olduğu gibi, kullanılabilecek durumdayken kırılıp atılan eşya, pervasızca yırtılıp atılan bir kağıt da israftan bir parçadır. Fiyatların düşmesini engellemek için sebze ve meyveleri dökerek telef etmek bir israf türüdür. Devlet ve toplum, piyasa şartlarını protesto niteliği taşıyan bu tür yersiz uygulamaların önüne geçmeli ve gereken tedbiri almalıdır. Meşhur tarihçi, sosyolog ve devlet adamı İbni Haldun, mukaddimede devletleri yıkan en büyük faktörün israf olduğunu bütün tafsilatıyla dile getirir. Açıktır ki malın ve mülkün gerçek sahibi Allah Teala'dır. Veren de, alan da O'dur. Kainatta olan her şey, O'nun tarafından geçici bir süre için insana emanet olarak verilmiştir. Elde edilen mal, meşru ihtiyaçları karşılayan bir vasıta ve bir iyilik kaynağı olarak görülmelidir. Bundan dolayı mal ve servet emanetini elinde tutan insan, onu meşru ihtiyaçları ve toplumun yararı için harcamalıdır. Onun geçici olarak sahip olduğu imkan ve kaynakları kötüye kullanması ve aşırıya kaçarak malını saçıp savurması emanete hıyanet anlamına gelir. Sosyal, kültürel hizmet ve faaliyetleri yürüten vakıf ve dernekler, nakdi ve aynı yardımlardan sorumlu hayır kuruluşlarıdır. Bu kuruluşlar namına tasarrufta bulunan şahıslar, sorumluluk bilinciyle hareket etmeli, vekaleten üstlendikleri harcamalarda israfa yer vermemeli, insana hizmet ve hürmet ilkesini benimsemelidir.